İstanbul'un yazarları, Yazarların İstanbul'u serimizin bu haftaki konuğu Fatma Nudiye Yalçı. Bu sezon İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Bilge Su Erenus'un Yaftalı Tabut adlı oyunu sahneleniyor. Oyun 2017 yılında kitap olarak basılmış ve bugün adını pek anmadığımız, pek hatırlamadığımız Fatma Nudiye Yalçı'nın hayatını anlatıyor. Fatma Nudiye Yalçı 1904 yılında Kasımpaşa'da doğmuş. Talimhanede Bursa apartmanında yaşayan varlıklı bir ailenin iki kızından büyüğü. Babasının adı Hüseyin Hüsnü. Bu yüzden soyadı kanuna kadar Fatma Nudiye Yalçı, Nudiye Hüseyin olarak imza atmış eserlerinin altına. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'na katılmış. Yani siyasetle ilgili biri. Yine aynı dönem içerisinde Resimli Ay Dergisi çevresine girmiş ve bu çevrede Nazım Hikmet, Peyami Safa, Suat Derviş, Nizamettin Nazif gibi kültür ve sanat hayatının pek çok önemli ismiyle tanışmış ve birlikte çalışmış. Hatta 1932 yılında Nizamettin Nazif ile evlenmiş. Fatma Nudiye'nin bu dizi içinde yer almasının sebebi Beyoğlu 1931 adlı oyunu. Oyunun önemli bir özelliği şehir tiyatroları. O zamanki ismiyle Darülbedai repertuarına alınan bir kadın tarafından yazılmış ilk oyun olması. Kadınların 20. yüzyıl başından itibaren süre gelen özgürlük hareketinin bir sonucu olarak her alanda, her kurumda kendilerini var etmelerinin en iyi örneklerinden biri bu. Fatma Nudiye yazdığı oyunla şehir tiyatroları repertuarına girmeyi başarmış. Fakat ne yazık ki, sebebini bilmiyorum, oyun sahnelenmemiş. Fatma Nudiye'nin oyunu mekan olarak Beyoğlu'nu anlatmasa da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişteki travmayı ve dönemin ruhunu çok iyi tasvir ediyor. Kendisini babasının yahut ölmüş kocasının paşalıklarıyla var etmeye çalışan, tanımlamaya çalışan Rana Hanım, Jale ve Ekmel adlı iki kızıyla birlikte Şişli'de yaşıyor. Jale ve annesi Rana, eski düzeni sürdürmek, geçinebilmek için evlerinin salonunu bir kumar salonuna çevirmişler. Taşra'dan gelen tüccarlar ya da miras yedi İstanbullular bu evin daimi misafirleri ve müşterileri. Ekmel ise onlardan farklı olarak idealist, emeğiyle var olmaya çalışan bir İstanbul kızı. Yani Fatma Nudiye şöyle bir kontrast yaratıyor. Geçmişin mirasıyla ayakta durmaya çalışan ve sürekli cepten yiyen bir anne abla ve onlardan farklı kendisini emeğiyle var etmeye çalışan, çalışmak isteyen yeni düzenin temsilcisi olan bir genç kız. Ekmel. Ben başlıca salonlardan nefret ediyorum. Kendimin de bir gün süslü bir bebek gibi salonda bir koltuk işgal etmekten başka anlamım olmayacaksa, ben o hayatın bütün seyrini başkalarına bakarak süreceksem, demek ki şimdiden cemiyetteki rolüm bitti. Kangren olmuş bir aza gibi kesilip atılmaktan başka yapılacak şey kalmamıştır. Benim hayat seyrim kat'i surette böyle olmayacaktır. Benim gibi yüzlerce ferdin yapabileceği en küçük bir işin başında kalabilirim. Hadiseler yardım etmedi denir. Bir duvar altında ezilip ölebilirim. Bir nezleden tekerlenip gidebilirim. Ömrü vefa etmedi denir. Fakat muhakkak ki kendini beğendirmekten başka bir gayesi olmayan bir ömür sürmeyeceğim. Ekmel yüzmek için Flora plajına gittiği bir gün orada Zati adlı genç bir subayla tanışıyor. Zati de Ekmel gibi tüm titirlerinden, bağlarından sıyrılmış, kendisini emeğiyle, eğitimiyle var etmeye çalışan yeni düzenin, yeni Türkiye'nin ve yeni İstanbul'un temsilcisi bir genç adam. İki genç kafaca anlaşıp hemen nişanlanıyorlar. Böylece Fatma Nudiye kaderin tekerine bir çomak sokmuş ve Ekmel'i annesi ve ablasından farklı bir genç kadın kılmış oluyor. Peyami Safa'nın Sözde Kızlar ve Fatih Harbiye, Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorra, Orhan Mithat'ın Şişli Hayatı yahut Selahattin Enis'in Zaniyeler ya da Mahalle romanlarındaki Birinci Dünya Savaşı sonrası mütareke İstanbul'un dejenerasyon tasvirlerini tekrarlayıp
bir adım öteye geçiyor Fatma Nudi'ye. Karakterini yeni bir düzende var ediyor ve okuyucuya Ekmel'i armağan ediyor. Ne yazık ki oyun melodramatik bir şekilde Ekmel'in önce zatiyi kaybetmesi, daha sonra annesinin verem olup ölmesi ve sonra neredeyse çıldırıp ölümüyle sona eriyor. Bu biraz üzücü. Fatma Nudiye 1933 yılında 7 Gün dergisinde yayınlanan Laleler Açtı başlıklı yazısında kendisini yine emeğiyle, azmiyle var eden İstanbullu bir kadını, İçeren köydeki bahçesinde lale ve gül yetiştiren Behice Hanım'ı okurlarına tanıtıyor. Kendi yetiştirdiğiniz çiçekler var mıdır? Evet vardır. Doğrudan doğruya bir tohumdan yetiştirdiğim bir gül vardır ki ismini Behice koyduk. Bu gülün gelişimi için 2,5 sene çalıştım ve muvaffak oldum. Evvela yalın kat olduğu, sonra yaprakları bozuk çıktı, yavaş yavaş düzeldi, artık safhalarını geçirdi, tam olarak gelişti. Gerçekten Behice gülünü gördüm. Bu harikulade bir şeydi ve ben buna benzer bir gül henüz görmemiştim. Açık erguvan renginde ve gayet büyük katmerli kamelya biçiminde. Behice hanımefendi yaşlı bir kadındı. Kendisinde aşikar olan çalışma zevki, okuma merakı ve tam münevver bir kadın karakteri o kadar hoşuma gitti ki, çiçek bahçelerinin en asrisini bir kadının meydana getirmiş olmasından büyük bir haz ve iftihar duydum. Böylece yine öncü bir kadın. Ancak bu sefer Ekmel gibi kurmaca bir karakter değil, gerçek bir karakteri sunmuş oluyor. Fatma Nudiye Yalçı, ömrünün geri kalanını siyasi eylemleri yahut düşünceleri yüzünden kah sürgünde, kah hapiste geçiriyor. Ve 1969 yılında İstanbul'dan uzakta Varna'da ölüyor. Beyoğlu 1931 oyununu bulup okuyabilir, o dönemin İstanbul'unu, o dönemin ruhunu anlayabilir. Yahut şehir tiyatrolarında sahnelenen Yaftalı Tabut'u izleyip Fatma Nudiye'yi daha yakından tanıyabilirsiniz.